Çok üzüldüm. Şimdi de baba hapse girince kimi kimsesi kalmadı yani, öyle mi? Maalesef öyle. Kimsesi yok. Aslında bir ablası var ama ortalarda yok. Bir işe girmiş diye duyduk ama ne aradığı var ne sordu. Bunca olay oldu. Bir kere bile kardeşini görmeye gelmedi. Babasının hapse girdiğinden de mi haberi yok? Haberi var, haberi var. Allah Allah. El kadarcık çocuğun ne halde olduğunu da merak etmiyor mu? Hiç düşünmüyor mu? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım Aliye Hanım. Bu alanlara da akıl sır erdiremiyorum zaten. Neyse anneciğim. İşte olaylar özetle böyle. Anladım oğlum, anladım. Benim bir telefon açmam lazım. Komiserim, ben Kenan Emiroğlu. İyi olmaya çalışıyoruz, teşekkür ederim. Yeni gelişmeler hakkında sizi bilgilendirmek istedim. Şöyle, Cemal'in... Kızlar, çok güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş Tuğçe, ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş Tuğçe abla, ne bu? Bir şekil işte. Hadi kızlar, gelin benim odama gidelim. Orada bir sürü oyuncak var. Ne oynayacağız peki Tuğçe abla? Ne ister? Evcilik, öğretmencilik, yapboz. Bütün oyuncaklardan var benim odamda. Öyle mi? Ben de gidebilir miyim Tuğçe'nin odasına? Olur kızım, git bakalım. Ya birer teyze, ben de gidebilir miyim? Tamam, hadi çık. Teşekkür ederim ya birer teyze. Nasıl da mutlular, cıvıl cıvıl. Hayatlarının en güzel zamanları tabii. İnsan onların neşesine bakınca yeniden çocuk olası geliyor. Öyle. Bu yaşlarında yaşadıkları onca şeye rağmen. Ya değil mi? İnşallah bundan sonra Rabbim elem keder vermez hiçbirine. Apaydınlık istikballeri olur hepsinin. Amin, amin. Rabia Hanım, isterseniz kalacağınız yeri göstereyim size. Aliye Hanımcığım, Kenan Bey oğluma da söyledim, böyle olmaz dedim. Ama çok ısrar etti, tehlikeli olur dedi. Ben de onu kıramadım. Yoksa size böyle zahmet vermek hiç istemezdim. Ne zahmeti, olur mu öyle şey? Kenan en doğru olanı yapmış. Başımızın üstünde yeriniz var. Buyurun, buyurun. Yaşasın! 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 Sonunda kızlar çetemiz üyeliği tamamlandı.
artık görevleri hazırız. Bir, iki, üç, Kılıç Çetesi. Ama çetemizin bir isme ihtiyacı var. Ne olsun? Değişik bir şey olmalı. Of. Buldum. Tuğçe'nin tayfası olsun. Neden Tuğçe'nin tayfası? Çünkü bu ev benim. Bu oda da benim. Ve buradaki bütün oyuncaklar da benim. O yüzden. Ama El Fabra'nın evi burası. Çok biliyorsunuz, siz bulun o zaman. Tamam tamam, durun. Buluruz şimdi. Ama bence ilk önce kendi güç şeyimizi bulalım. Ondan sonra isim bulmak daha kolay olur. Benim zaten gücüm var ki. Ben süper kızım, uçabiliyorum, gürümez arabiliyorum. Sen nesin Elif? O bir prenses. Sihri değneği de vardı ama kötü korsanlar geldi. Sihri değneği ne oldu? O zaman ben de bir periyim. Hem de iyilik perisi. Özel güçlerim ve görünmez kanatlarım sayesinde uçup kötü korsanların elinden o değneği alabiliriz. Yaşasın! İlk görevimizi bulduk bile. Hey! O zaman çetemizin adı da süper kızlar olsun mu? Olsun. Bir. İki. Üç. Süper kızlar! İşte burası. İnşallah rahat edersiniz. Ederiz tabii, ederiz. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeyin, söyleyin, olur mu? Aliye Hanım, benim içim hiç rahat değil. Böyle birden çat kapı gelmek. Olur mu öyle şey? Burası da sizin eviniz sayılır. Hem sizin için ne yapsak az, hakkınız ödenmez. Evladımıza kol kanat gerdiniz. Ben ne yaptım ki? Keşke elimden daha fazlası geleydi. Ah Rabia Hanım, ah. Allah'ıma şükürler olsun ki Elif'imizi sizin gibi biriyle karşılaştırmış. Sağ olun, sağ olun. Yani Necdet'in ülkeyi terk etmesine çok az kaldı. Öyle. Erkut, Allah'tan bu çocuk olmadı. Bana çok çektirdi ama hem böylelikle gerçek yüzünü görmüş oldun. Sanki bilmiyordun nasıl biri olduğunu Gonca. Konuşturma beni şimdi. Beni günlerce depoya kilitleyip esir edeceğini tahmin edememiştim Erkut. Neyse tamam. Bak bu Serdar buraya tekrar gelmeye kalkarsa engel ol. Kendisinden çok seni tehlikeye atar, söyleyeyim. Bak Gonca, unutma. Hala Necdet Bey'in karısısın. Of, duymak istemiyorum. Vallahi dost acı söyler Gonca. Beni de düşün biraz, değil mi? Sizin yüzünüzden zor durumda kalıyorum. Bizim yüzümüzden? Evet. Adam bana güveniyor. Gözünün içine baka baka yalan söylüyorum. Sanıyor ki karısı karalar bağladı, yolunu gözlüyor. Of, tamam Erkut ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hepsi başka bir dert ya. Nelerle uğraşıyorum ben ya? Ne için? Kim için? Ne işim var burada ya? Merhaba. Buyurun. Kime bakmıştınız? Necdet Bey evde mi? Necdet Bey yok. Siz kimsiniz? Asuman ben. Peki ne zaman gelir? Niye soruyorsunuz? Benim onunla acil konuşmam gerekti. Necdet Bey yok. Şehir dışında. Şehir dışında mı? Peki ya halam? Şey yani Nazan. O benim halam olur. O nerede? Nazan. Sizin halanız mı? Nazan gitmiş, işi bırakmış. İşi mi bırakmış? Allah'ım şaka mı bu ya, şaka mı? Yok gerçekten, gitmiş. Allah kahretsin ya, kahretsin. Sakin ol. Nasıl sakin olayım ya, nasıl sakin olayım? Tamam, buyurun içeri girin. Toparlanın, konuşalım. Thank you.
yaşasın. Ben süper kızım. Süper kızlar. Şimdi kötü korsanlardan DNA'yı kurtarmaya gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Soru bilmiyoruz ki. İşte bununla gideceğiz. Aa, ne bu? Harita. Bu bize gideceğimiz yolu gösterecek. Hadi düşün peşime. Bu taraftan, bu taraftan. Herif abla, ben korkuyorum. Ya kötü korsanlar bana zarar verirse? Korkma İnci, ben seni korurum. Korkmayın kızlar. Özel peyniz burada. Ben sizi korurum, güvendesiniz yani. İşte orada kötü korsan. Teslim ol. Durun, ben korsan değilim ki. Nesin peki? Kötü korsanlar beni kaçırdı. İşte şimdi yandın. Kızlar hazır olun. Bir, iki, üç. Gıdıklama saldırısı. Tamam, tamam, pes ediyorum. Beni yakaladınız. Pes. Süper kızlar. Zaten amacım buraya gelmekti. Ondan sonra eve uğramayacağım diye eşyalarımı toplayayım dedim. Ki Kenan Beyler geldi birden. Sonrası da çok korkunçtu. Yani kaçtım. Zor kurtuldum elinden. Ha. Teşekkür ederim. Tamam, sıkma canını. Hallederiz bir şekilde. Her şeyin hallolması için benim Necdet Bey'e ihtiyacım var. Ya, ne olur yani, benim ona ulaşmam lazım, yardım et. Telefonlarımı açmıyor. Ya dediğim gibi Necdet Bey şehir dışında. Şimdi arasak da açmaz zaten yoğunlukta. Ya peki ya ben ne yapacağım? Ya ben bilseydim böyle olduğunu bu işi kabul eder miydim? Ama bilmiyordum işte. Benim tek bildiğim sadece bakıcılık yapacağımdı yani. Lan bittim ben ya. Senin bir suçun yok. Kötü bir şey yapmamışsın. Yok yok. Ben bu sefer kesin çamura bulaştım ya. Şimdi polisler peşime düşmüş, beni arıyorlardır bile. Tamam, sakin ol. Böyle bir şey halledemeyiz. Şimdi sakinleş. Sonra bir çaresini düşünürüz. Geldiler. Geldiler, yakalayacaklar beni. Tamam, sakin ol. Gel benimle. Nereye gidiyoruz? Soru sorma, gel. Çok çok. Bana bak. Burada kal. Sakın sesini çıkarma. Ben gelene kadar da bir yere ayrılma, tamam mı? Beni o polislere vermeyeceksin değil mi? Kandırmıyorsun beni. Yalvarırım, beni o polislere verme. Saçmalama, ben halledeceğim. Tanımıyorsunuz yani. Evet memur bey. Tanımıyorum öyle birini. Burada Osman diye biri yaşamıyor. Ne oluyor burada? Erkut, memur beyler Osman diye birini arıyorlarmış. Ben tanımadığımı söyledim ama. Olay nedir? Kimi arıyorsunuz? Beyefendi kim? Neyiniz oluyor? Benim yardımcım. Memur bey, anlatır mısınız bir ne oluyor? Bakın beyefendi. Osman Yılmaz adında birini arıyoruz. Bir ihbar aldık ve bu adreste olabileceğinden şüpheleniyoruz. Ama neden? Söyledim ya size, Asuman diye biri yaşamıyor burada. Gonca Hanım doğru söylüyor, burada öyle birisi yok. Niye arıyorsunuz bu kişiyi? Ne yapmış? Burayla ne ilgisi var? Bu şahıs Necdet Karapınar için, yani eşiniz için çalışıyormuş. Bazı olaylara karışmış, şu an her yerde aranıyor. Ne? Necdet için mi çalışıyormuş? Memur bey, bir yanlışlık olmasın? Yanlış falan yok. İzin verirseniz evinizi arayacağız. Tabii. Siz görevinizi yapın. Her yere bakın. Ama dediğim gibi burada öyle birisi yok. İhbarı değerlendirmek zorundayız. Buyurun. Bu
Allah'ım sen bana yardım et ya. Resmen kanun kaçağı gibiyim. Kurduğum hayallere bak. Bir de düştüğüm şu hale bak. Ne konuşuyorlar acaba? Aykut ne oluyor? Bu Asuman denen kızla Necdet'in ne işi var? Sen hiçbir şey bilmiyor musun? Bilmiyorum Gonca, ben de çok şaşırdım. Alt katta kimse yok. Demiştim size. Bakın, eğer aradığınız kişi hakkında en ufak bir şey biliyorsanız ve saklıyorsanız... Memur bey, biz hiçbir şey bilmiyoruz. Eminsiniz yani. Osman Yılmaz eşiniz adına çalışıyor ve siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Aynen öyle. Bakın, aradığınız kişi bu. Belki bir şeyler hatırlarsınız. Hayır. Ben bu kızı daha önce hiçbir yerde görmedim. Ben de öyle. İlk defa görüyorum. Üst katlar temiz. Alt katta da kimse yok. Peki öyleyse. Teşekkür ederiz. Rahatsız ettik sizi. Rica ederiz. Keşke yardımcı olabilseydik. İyi günler. Aykut ne oluyor? Ya ben hiçbir şey anlamıyorum. Kim bu Asuman ya? Of. Kim bilir Necdet'in daha bilmediğim bir sürü ne pis işi var. Yani neyse, odamdayım ben. Köfte alabilir miyim? Amcam bütün köftelerimi çaldı da ondan. Aa Selim. Aa Tuğçe'cim, çalmak değil mi elim ama? Ne diyelim? Paylaşmak diyelim. İşte paylaşmak. Çak bakalım ince. Aferin sana. O zaman Tuğçe Hanım'ın tabağına biraz köfte takviyesi yapabilir miyiz? Hemen veriyorum. Teşekkür ederim. Elif, İnci, siz ister misiniz? Teşekkürler Melek teyze. Selim, çocuğun tabağından yemeğini almasana. Ya ne var Zeynep? İki tane köfteyi kocana çok mu görüyorsun? Aç mı kalayım ben? Ay tamam, ben sizinle uğraşamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun. Aylar sonra evimiz tekrardan neşelendi. Soframız bereketlendi. Bundan daha büyük bir mutluluk düşünemiyorum. Haklısın anne. Uzun zaman sonra böyle bir mutluluk. Çok zor günler geçirdik. Ama şükürler olsun ki Rabbim yine bir arada olmayı nasip etti bize. Bir tek İpek'im uzaklarda. Keşke o da yanımızda olsaydı. Mutlu olsun da. Öyle, öyle diyeceğiz artık oğlum. Akşam yine arar, hasret giderirsiniz. Bak Rabia teyzeyle İnci de geldi. Kocaman bir aile olduk anne. Sağ olun. Ama keşke böyle bir sebepten dolayı tanışmış olmasaydık. Geldi geçti artık. Çok şükür. Her şey geride kaldı. Keşke Tülay abla ile Feride de burada olsaydın. Ama malum hastanedeler. Hastamız nasıl? Var mı yeni bir haber? Gayet iyi. İnşallah yarın taburcu olacak. Çok şükür. Geçmiş olsun. Bir daha böyle şeyler yaşamayız inşallah. Amin. Anne. Efendim kızım. Peki dayım ne zaman gelecek beni görmeye? Senin dayın mı var? Hı. Dayım çok iyi biridir. Birlikte oyunlar oynarız. Bana masalları anlatır.
Çok severim onu, çok. Tekrar teşekkür ederim sana. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Önemli değil ya. Büyütme o kadar. Canım hiç olur mu öyle şey? Resmen hayatımı sana borçluyum ben. O siren sesleri hala kulağımda çınlıyor ya. Tamam. Geçti artık, düşünme. Hadi yemeğini ye. Şimdilik atlattık. Ama bakalım sonra ne olacak? Sadece polisler de değil ki. Ya ben nerede kalacağım? Ne iş yapacağım? Merak etme ya. Bakarız bir çaresine. Hadi yemeğini ye, bak buz gibi oldu. Gonca. Sen. Sen bu polislerin aradığı kız. Ya ne oluyor burada Allah aşkına? Gonca, gel biz seninle biraz konuşalım. Gel. Gel. Bu ne demek oluyor Erkut? Nereden çıktı bu kız? Gonca bir sakin olur musun? Nasıl sakin olayım ya? Salona bir iniyorum. Polislerin evimde ferlik ferlik aradığı kızı rahat rahat oturmuş yemek yerken görüyorum. Ve sen biliyordun. Bana söylemedin öyle mi? Bravo sana. Ya Gonca ne yapsaydım? He? Polislerin yanında evet tanıyorum mu deseydim? Ya en azından onlar gittikten sonra bana söyleyebilirdin. Sen beni saf mı sanıyorsun? Ne alakası var ya? Bir sakin ol Allah aşkına. Nasıl sakin olayım ya? Resmen arkamdan iş çevirdin. Gonca, bak sakin olsan iyi edersin. Neticede Necdet Bey'in iş verdiği bir kız bu. Ben de ona elimden geldiğince yardım edeceğim. Sen de ağzını kapalı tutacaksın. Bak sen. Hayırdır Erkut? Necdet'in iş verdiği bir ton insan var. Ne demeye çalışıyorsun sen? Yani diyorum ki bu çıkışın sadece Necdet'le mi ilgili acaba? Neyle ilgili olacak Gonca ya? Allah Allah. Göreceğiz bakalım. Neyi göreceksin Gonca ya? Kız zor durumda. Polis peşinde. Sokağa mı atalım? Ay iyi tamam be. Fazla ayak altına dolaşmayın. Babaanneciğim, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun yavrum. Rabia teyze, tatlını yesene. Çok güzel olmuş. Hay benim kuzum, Rabia teyzesini de düşünürmüş. Muhakkak tadın. Sütü sabah mandıradan getirttim. Vallahi sağ olun. Yemeği de biraz fazla kaçırdım ama neyse tadına bakarım. Şey, biz de birazdan müsaadenizi isteyelim. Anne gidiyor muyuz? Melek nereye? Ben saatin nasıl geçtiğini anlamamışım da artık gitsek iyi olur. Anne gitmeyelim ne olur. Evet Melek teyze, ne olur gitmeyin. Elif abla sen burada kalmayacak mısın? Anne ne olur burada kalalım. Bu akşam Zeynep abla ailesinin arana girip uyumak istiyorum. Aynı eskisi gibi. Bence de çok iyi fikir. Zaten ben çok özledim kuzumla koyun koyuna uyumayı. Hadi Melek abla ne olur. Anne ne olur. Anne. Nasıl girdin peki Emiroğlu çiftliğine? Ben Tuğçe'ye bakıcılık yapmak için girmiştim ama asıl görevim o değildi. Ne gibi? Selim Emiroğlu'yla karısının arasını açmak gibi. Allah Allah. Selim'i baştan çıkaracaktın yani öyle mi? Peki oldu mu öyle bir şey? Yani Selim'le hiç yakınlaştınız mı? Çiftliğe... Neyse ne canım. Bunların ne önemi var şimdi ya? Değil mi? Şimdi biz sana burada kalacak bir yer ayarlayalım. Nazan'ın odası. Uygun olur değil mi Gonca?
talebeler gibi. Böyle yatmaktan içim daraldı yeminden ya. Of be baba ya. Şimdi seni bir hayal ettim de öyle kundağın içinde. Ya rezalet be. Yani kabus gibi bir şey olurdu herhalde. Tülay bak bak. İşte bu. Öylelerine de evlat diyorlar ha. Ya ben burada can çekişiyorum. Şu armudun ettiğine bak. Abartma baba ya. Ne can çekişmesi? Maşallah aslanlar gibisin. Ben şimdi de... Veysel dur. Yapma böyle ani hareketler. Allah Allah. Tülay baksana şu armudun ettiği laflara ya. Veysel yarın taburcu olacaksın. Birazcık sabret. Ya, iyiyim ben ama. İyiyim. Şimdi çıkalım. E baba demin can çekişiyordun hani. Ne oldu şimdi bir anda? Tülay. Şu armuda bir şey söyle. Yoksa bak elimden bir kaza çıkacak ha. Ya, tamam tamam Veysel sakin ol. Olamıyorum Tülay. Olamıyorum. Baksana. Ağır tahrik var. Oh. Baba baba baba. Bak nasıl da sırıtıyor bak. Murat. Biz gitsek mi artık? Çok geç oldu. Ha, aferin kız. Aferin. Götür şu haytayı başımdan. Biraz kafamı dinleyeyim değil mi ya? Tülay abla. Ben de bir evi toplarım. Zaten Veysel amcanın da yasağını yapmak gerek. Ne? Yok canım. Ne? Ben kendi evime giderim ya. Olmaz öyle şey. Öyle şey olur mu Veysel? Olur. Olur. Çok güzel. Olur. Veysel amcacığım. Sen iyileşene kadar seni hiçbir yere bırakmayız. Şöyle laf söz dinle. Hadi biz gidelim artık. Hemşireler bizi kovmadan. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hayta. Yani bir Asuman eksikti. Sanki hiç başka bir derdimiz yokmuş gibi. Alo, Serdar. Gonca, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Aynı. Yani beni aramışsın da duymamışım. Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Yani bir sorun yok. Merak etme. De ben demek için aramıştım. Evet. Ya sen sabah evden öyle çıkınca ben de... Tamam takma kafana. Baştan söylemiştim benim hatam da oraya gelmek. Necdet yarın yurt dışına çıkıyor. O gidince ona boşanma davası açacağım. Bu çok güzel bir haber Gonca. Sağ mi, sorelim mi? Sol. Sağ. Ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam. Hangisini okuyayım? Ay Elif'cim ne olur hadi seç artık birini yoksa uyuyakalacağız burada. Tamam tamam, bu olsun. Geliyorum. Gel bakayım buraya fıstık. Aa yapmayın ya. Ben de şunu okuyacağım. Canım kızım benim. Ablasının bir tanesi o, bir tanesi. Cesur Tonti. Bir varmış. İnci'ye bayıldım fakat abi. Ya nasıl tatlı bir çocuk öyle? Tam cimcime tam. Değil mi Selim? Tam. Yaşı küçük ama bizim ufaklıklarla iyi anlaştı. Aman abi aman. Usta nazar değmesin tahtaya vuruyor. İkna etmek kolay olmadı ama Rabia teyze de iyi ki geldi. O kadar mutluyum ki Selim anlatamam. Elif'e kavuştun abi sonunda. Sen mutlu olmayacaksın da kim mutlu olacak ya? Allah'a bin şükür. Onu gülerken sağlıklı görmeyi nasip etti ya bana. Abi bir itirafta bulunayım mı? Ya ben sana hayranım. Bunca şeye rağmen hiç yılmadın, pes etmedin. Umutlarını bir an olsun yitirmedin abi.
Aksini düşünemezdim bile Selim. Düşünüyorum da, senin yerinde ben olsaydım bu kadar güçlü bir şekilde ayakta kalabilir miydim bilmiyorum abi. Kalırdın Selim, kalırdın. Sen benim kardeşimsin oğlum. Aynı kanı taşıyoruz. Abim benim. Ya birader, bahçede kocaman bir havuz var, gördün mü? Burası çok güzel, çok. Hadi şimdi gir yatağa bakalım, çok geç oldu. Hadi kuzum, gel. Hadi bakalım. Şöyle açalım yatağımızın, hadi gir bakalım. Hadi şimdi güzel güzel mışıl mışıl uyu. Bugün çok yoruldum. İyi geceler Rabia teyze. Sana da kuzum, sana da iyi geceler. Yaşasın, evimize gidiyoruz. Neden öyle söylüyorsun Elifciğim? Çiftlikte senin evin. Evet, babaannem orada, Tuğçe orada, amcam orada, Zeynep abla orada. Anne, biz neden çiftlikte kalmıyoruz? Elifciğim, bunları sonra konuşuruz. Melek, o evde daha ne kadar yaşamaya devam edeceksin? En kısa zamanda yeni bir ev tutacağım zaten. Feride'ye de yük olmak istemiyorum. Ama bu şekilde... Lütfen konuşmayalım şimdi. Melek, ama Elif için bunları konuşmamız... Kenan, ne olur bak şu anda sırası değil. Evet, 12'ye 8. Düne göre tansiyonunuz da gayet normal. Allah'ım şükürler olsun. Yani doktor bey çıkabilecek miyim? Değerleriniz gayet normal. İlk başta bizi bayağı bir korkutmuştunuz ama sonra çok hızlı bir şekilde yol kat ettiniz. Çok güçlüdür benim kocam. Taburcu olabilecek miyiz şimdi? Evet, taburcu işlemlerini hemen başlatabiliriz. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun doktor bey. Vallahi bütün gün burada yatmaktan böyle içim geçmişti. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Yalnız evde bol bol istirahat etmeniz gerek. Yorulmak yok. Yazmış olduğum ilaçları da aksatmadan kullanıyorsunuz. Tabii. Siz hiç merak etmeyin doktor bey. Ben yanındayken aksatmasına imkan yok. Veysel, sen burada beklerken ben şu çıkış işlemlerini halledip geleyim. İyi tamam, peki. Sen ne yapıyorsun? Yani çiftliğe gelmeden önce çalışıyor muydun bir arada? Yani öyle evde çocuk kostümleri falan dikiyordum işte. Aa, kostüm derken? İşte süper kahraman kostümleri falan. Hadi ya, süpermiş. Bizim zamanımızda tabii öyle kostüm falan yoktu. Ben annemin örtülerinden pelerin yapar gezerdim evde. Oklavadan bir kılıçla ağız baza kırmadı. Sen mi? Niye? Yani bilmem. Böyle uzaktan bakınca aslında gayet uslu bir çocuğa benziyorsun ama. Ben uslu. Neredeyse her akşam komşular gelirdi şikayete. Niye ki? İşte ya camı çerçeveye indirirdim ya milletin meyve ağacına dalardım. Oh, sen bayağı fenaymışsın yani. Hem de nasıl. İyice havadan nem kapar oldum. Yine kim geldi acaba? Serdar.
Serdar, senin ne işin var burada? Ya içim rahat etmedi işte. Seni bu evde böyle tek başına bırakmak içime sinmiyor. Serdar, Necdet olabilir, geç. Bak, eriklerin hepsi olmuş, gördün mü? Sen çok seversin. Elif nerede? Aa, yok mu? Lan nereye gider ki şimdi bu çocuk? Yoksa yine mi kayıp? Elif! Kızım, neredesin? Elif! Buradayım. Kızım! Çok korkuttun ama bizi. Anneciğim. Getirdim kızım meyve suyunu. Sağ ol Melek. Bu en sevdiğim oyuncağım baba. Ya demek öyle. Oynamayı çok seviyorum. Böyle tombiş tombiş. Aa, kıskandım ama ben şimdi. Kıskanma. Cik 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 cik. Ay çok yorulmuşum. Bütün gün uçtum durdum. Nereden geliyorsun bakalım tatlı kuş? Babamın evinden. Cik 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 cik. Peki babanı seviyor musun sen? Söylemem. Nedenmiş o? Çünkü çok gizli bir bilgi bu. Cik 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 cik. Bak sen. Peki öğrenmenin bir yolu yok mu? Yok. Öpsen bile mi? O zaman öğrenebilirsin aslında. Gel bakalım tatlı kuş. Oh, mis kokulum benim. Gizli bilgi açıklıyorum. Ben babamı çok, çok seviyorum. Hem de çok seviyorum. O dünyanın en iyi babası. Baban da seni çok seviyor. Güzel kızım benim. Ne yapacağız şimdi Gonca ya? Bilmiyorum. Beni burada görmemeli. Of, nereden çıktı şimdi bu? Hadi açın şu kapıyı, açın. Hadi. Gonca! Gonca! Necdet? Necdet, sen niye buraya geldin? Yani burada yakalanabilirsin. Gonca, hadi gidiyoruz. Nasıl yani? Ne diyorsun sen? Ne dediğimi duydun. Seni burada bırakamam. Ama bu çok tehlikeli. Gonca, ben sensiz yaşayamam. Oğlumun da senin de yanında olmanızı istiyorum. Ben de sensiz yapamıyorum ama... Bak, ben hamileyim. Yani bu halde seninle gelemem. Hem ben sana ayak bağı olurum. Saçmalama, ne ayak bağı olması? Madem hayatımın sonuna kadar bir kaçak hayatı süreceğim, siz de benimle birlikte geleceksiniz. Oğlumu beraber büyüteceğiz. Yani sen nereye, biz oraya, öyle mi? Evet, hadi Gonca, çok fazla vaktimiz yok. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Ya şimdi ya da hiçbir zaman. Ama... Aması maması yok Gonca. Ne diyorsam o. Allah kahretsin ya. Ne yapacağım ben şimdi? Hadi asma o güzel suratına.
aklım hep sende. Oğlumdan da senden de ayrı kalamam ben. Ne pahasına olursa olsun. Tamam, senin endişeni de anlıyorum. Ama bir düşünsene, belki bir daha birbirimizi hiç göremeyeceğiz. Hiç haber alamayacağız. Evet, ama... Gonca, tamam uzatma artık. Bak, seni almadan bu ülkeden ayrılmayacağım. O yüzden şimdi bir an önce buradan çıkmamız lazım, anlıyor musun? Bir an önce. Tamam. Tamam, geleceğim. Sen beni bekle, ben gidip hazırlanayım. Boş ver şimdi hazırlığı falan. Bak zaten yeterince vakit kaybettik. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bir pasaportunu al yeter. Olmaz. Olmaz. Yani hadi kıyafetleri geçtim ama işte oğlumuz için böyle vitaminler falan aldım ben. Tamam, hadi ama acele et. Hadi. Merak etme, çok oyalanmam. Bunu yapmak zorundayım. Başka çarem yok. Alo. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Her yerde aradınız Necdet Karapınar şu anda kendi evinde. Evet. Eğer acele ederseniz kendisine kalabilirsiniz. Polislerin bir an önce gelmesi lazım. Bir an önce. Aç beynim. Serdar, ya senin ne işin var burada?